Akdeniz'deki için kongre takvimleri her zaman birlik ve beraberliğin güçlendiği süreçler olmuştur. Musabik İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerini sayıyorum. Abdullah Güler, Baran Akbal, Yusuf Demir, Şehmuz Tekin, Ferhat Erdem, Adil Açar, Ahmet Mert Demir, Serdar Çeliker, Mehmet Dündar, Muhammed Emir Güreş, Barış Tunçalan, Burak Cengiz Çevik, Umut Acar, Mehmet Nur Coşkun, Berivan Elmas, Dilek Karatay, İzzettin Ekmen, Kahile Coşkun, İbrahim Akdeniz, Bülent Aslan, İzzettin Öztürk, Faik Akdeniz, Hamza Tasman, Berat Gündüz, Sinan Güleç, Muhammed Enes Bilen, Burak Gündüz, Hatip Gündüz, Saffet Öztürk, Emrullah Özel, Mehmet Ata Şimşek, Ahmet Güleç, Musa Deniz, Recep Çelik, Yusuf Aslan, Bilal Ürün, Fırat Baran Ak, Ömer Özel, Kerim Yapışık, Zeynel Abidin Çelik, Batuhan Turgay, Yunus Yılmaz, Furkan Uçar, Tuana Aslan, Zana Bilen ve Azat Tekin. Abi sen devrim arabaları da topla senin için yollardaydı. Göklerde akıncıydın, hürdün. Grubun kurduğu Nusaybin Akademisi dünyada Fuat Sezgin'in bahsettiği gibi Yunan felsefesinin ta Endülüs'e kadar geçmesini sağlamıştır. Nusaybin geçmiş dönemde beyaz güllerin memleketidir. Biz bugün bir kalkınma hamlesi olarak beyaz zambakları okuyoruz Finlandiya'da. İnşallah yeni dönemde Nusaybin'in beyaz güllerini okuyacağız. İnşallah Nusaybin'in kalkınması ülkemizin kalkınmasını sağlayacak. Osman Başkanım, Nusayb İlçe Başkanı'ydı. Hepsi birbirinden kıymetli başkanlarımızla kavga ettik, anlaştık. Ama günün sonunda tek istediğimiz bir şey vardı, Mardin'in iyiliğiydi. Mardin çok stratejik bir yerdi. Bugün sizlere, bizlerle beraber Mardin'de olmanız için teşekkür ediyoruz. Ama büyük bir teşekkürü de Eyüp Başkanım'a etmek istiyorum. Çünkü bugün bu kongre burada yapılacağında ablacığım ben 7. olağan kongremin ilk başlangıcını, startını Nusaybin'de vereceğim dediğinde inanın şu yaşadığım heyecanı yaşadım. Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atladık. Gençlerimizden aldığımız enerjiyle, güçle, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlerimize daha müferreh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Bizim dünyaya adını altın harflerle yazdıran bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan gibi adını dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırmış bir teşkilatın mensuplarıyız. O nedenle genç arkadaşlarım, ne kadar şanslı olduğumuzu aklımızdan, yüreğimizden çıkartmamamız lazım. Kendisi her alanda gençlere örnek. Her alanda bir ölçü. Böyle liderler 50 yılda bir, 150 yılda bir siyasetine, siyaset arenasına gelebilir. Bizim şansımız da böyle bir liderin gençlik teşkilatı olmak. AK Parti'nin gençlik kadrolarına olan inancının ve gençlere sunduğu fırsatların bugün burada en canlı kanıtıdır. Biz de sahibinle bunu duyuyoruz. Değerli dam arkadaşlar. Ben AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğuna yürekten inanan yaşamış bir kardeşinizim. Az önce Eyüp Başkanım ifade etti. Bizim gençlik kolları kongrelerimizi Nusaybin'den başlatmamız bir tesadüf değil. Tesadüfen alınmış bir karar da değil. Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, Eyüp Başkanım ben çalışmaya Nusaybin'den başlayacağım Bismillah'a derken, niçin buradan başladığını da izah ederken önemli bir şey söyledi. Efendim dedi, biz ayağımızı koyduğumuz yer, gönlümüzün sınırı yok bizim. Bir değerin üzerine ayağımızı basarak tüm Türkiye'ye yeni bir heyecan vereceğiz. Nusaybin, bu coğrafyanın evlatları, burada yaşayanlar
bizim tüm Türkiye'deki mücadelemizin özünü taşıyan, bizim üzerine kendimizi bina ettiğimiz değerlerin taşıyıcısı aslında. Burası birliğin, beraberliğin yeri. Bizim gönlümüzün sınırı yok. Değerli dava arkadaşlar, burası insanı sevdiğimiz, yüreğimize sığdıramadığımız bir muhabbetle herkese hizmet götürmek için gece gündüz gayret ettiğimiz bir ilçemiz bizim, gözümüzün nuru. Hangi uyu alırsak alalım, kim bize ne söylerse söylesin, büyük bir heyecanla, aşkla, sevdayla AK Partili gençlerin, kadınların, bizim ak saçlarımızın yola düştüğü, her haneye gitmeli, derdimizi anlatmalıyız dediği bir ilçe burası. Değerli dava arkadaşlarım, burası bizim kadim coğrafyamızın özeti. Değerli arkadaşlarım, burası bizim ayağa kalktığımız, kıyama durduğumuz, bizim tüm dünyaya paramparça olmuş değerlerin dünyasında sesimizi yükselttiğimiz bir coğrafyamız.